Evet merhabalar arkadaşlar yeni bir canlı yayında tekrar birlikteyiz daha, daha önceki canlı yayınlarımızda zaten e, bu YKS kampıyla ilgili 14 tane video çözümü gerçekleştirmiştik hayırlısıyla arkadaşlar bu 15. videomuz olacak 11. sınıf e, konularından oluşan test çözümü gerçekleştireceğiz yine e, zaten 5 tane 9. sınıf müfredatından 5 tane 10. sınıf 5 tane de 11. sınıf müfredatından soru çözümü gerçekleştirmiş oluyoruz. Ee, Tabi burada tane derken video sayısından bahsediyorum. İnşallah sizler için bunlar öyle güzel tekrarlar olacak. O yüzden daha önceki videoları da mutlaka takip etmeyi unutmayın. Bu canlı yayınlarımız arkadaşlar kayıtlı olarak kalıyor. Daha sonradan izlemek isteyen arkadaşlar bunlardan faydalanabilirler. Biz hemen yavaştan yavaştan başlayalım. Zaten daha öncesinde söylemiştim. Burada derdimiz hani canlı yayını sadece yapmak değil. Biraz zaman kazanma adına da böyle yapıyorum. Saat belki bazı arkadaşlar için uygun olmayabilir. Ama bir defadan e, soru çözümümüzü gerçekleştirelim. Müsait olan arkadaşlardan da katılan olursa onlar da en azından sormak istediklerinizi arada sorabilirsiniz. Şöyle bir Soru tuşları da atıyorum. Evet, ses problemimiz yok. Soruları çözüp cevapları verebilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayına katılacaklar için söylüyorum. Daha sonraki arkadaşlar da mümkün mertebe kendileri çözüp sonrasından çözümlerini izlesinler. E, o şekilde daha yüksek verim alırsınız. Bilginiz olsun. Tabii ki izlemekte bir şeyler katar mı? Katar. Ama asıl mesele sizin kalem kağıt e, ile uğraşmanızdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Biz her ne kadar burada işte izleyin bakın öğretiyoruz vesaire vesaire desek de arkadaşlar siz öğreniyor modunda olmanız gerekiyor. Yani sizin öğreniyor modunda olmamanız durumunda bizim çabalarımızın çoğu da boşa gidecektir sizin açınızdan. O yüzden mutlaka kağıt kalem önünüzde olmalı. Şimdi hemen 80. sorumuzu yansıtalım. 80. sorumuzda devam edelim. Daha öncesinde ilk 80 soruyu çözmüştük yayını yeni açan, daha ilk kez kanalımla karşılaşan arkadaşlar unutmasınlar. YKS kampımızı arkadaşlar şu anda 15. canlı yayında devam ettiriyoruz. Daha öncesinde 14 tane videomuz hazır bekliyor. Onları da izleyebilirsiniz. Bu arada gerçekten verimli buluyorsanız arkadaşlar bu canlı yayınları, bu videoları beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kanalımıza en azından küçük de olsa bir katkınız olsun. Evet biz de hemen Başlayalım sorumuza bakalım. Diyor ki sabit hacimli kapalı bir kapta belli bir sıcaklıkta 4 atmosfer basınç yapan amonyak gazı ile başlatılan tepkime dengeye ulaştığında kaptaki toplam basınç 6 atm olarak ölçülüyor. Şimdi arkadaşlar burada bu arada 80. soruyu çözmüştük geçen dersimiz. 81 ile devam edeceğiz. Pardon arkadaşlar bu sorumuzu çözmüştük. İzlemek isteyenler bir önceki videoya geçiş yapsınlar. Oradan izleyebilirsiniz. Evet 81'e bakalım hemen. Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde aynı sıcaklıkta Kp ile Kc değerleri birbirine eşittir diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın Kp Kc'ye nasıl eşitleniyordu? Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n diyorduk değil mi? Burada delta n değerimiz ne zaman sıfıra eşit olursa arkadaşlar e, ee, o zaman burası 1'e eşit olacaktır. Kp'de Kc'ye eşit olacaktır. Yani siz delta n değerinin 0 olmasını istiyorsunuz. Peki delta n dediğimiz şey neydi? Gaz halindeki ürünlerin kat sayıları toplamından girenlerin kat sayıları toplamını çıkarıyorduk. Bakın gaz halindeki maddelerden bahsediyoruz. Hemen birinci tepkimeye baktığımız zaman burada 2'yi gördük. Ürünlerde başka madde yok. Burada arkadaşlar bakın 1, 1 daha kaç yapar? 2 yapar. E burası 2, şurası 2. O zaman 2'den 2'yi çıkarırsak 0 yapmaz mı? Uygundur. Ee, burada katı var arkadaşlar. Onu eliyoruz. Burada gazlar var. Tamam. Toplamı kaç yapar? 3 mol gaz var. Peki burada? 3 mol gaz var. O zaman birbirine eşit olduğuna göre. Aradaki farkı alıyoruz. 0. Uygun mu? Uygun. Ee, kalsiyum oksit katısı var arkadaşlar. Balım hoş geldin. Evet. Hemen cevabı da verdin. Bakalım şimdi. Kalsiyum oksit katısını eliyoruz arkadaşlar. Burada da kalsiyum sülfat katısı var. E, burası 0. Burada 1 desek. 0-1. Eksi 1 oluyor. O zaman buraya eksi 1 yazarsanız arkadaşlar kc bölü rt olur. Dolayısıyla kp kc'ye doğrudan eşit olmayacaktır. Cevabımız b şıkkı olacak. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. 82 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada yeni katılan arkadaşlardan ricam kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoları da beğenirseniz daha çok kişiye ulaşmamıza vesile olursunuz. Bu konuda da desteğinizi bekliyoruz. Belli bir sıcaklıkta gerçekleşen tepkimenin denge sabiti değeri 25'tir diyor arkadaşlar. Yani şu tepkimenin Kc değerine kaç demiş? 25 demiş. Peki iki tane tepkime vermiş. Diyor ki bu tepkimelerin denge sabiti değerleri K1 ve K2 aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Biz şu net tepkimeyi bakın bunlar vasıtasıyla hesaplıyoruz arkadaşlar. Burada verilenlerden hangisi 25'e ulaşmamızı sağlar? Ona bakmamız gerekiyor tabi burada dikkat ederseniz diazot pentaoksit var girenler kısmında O zaman demek ki burası 2'ye bölünmüş arkadaşlar yani e, K1 bölü 2 Demiş olmamız gerekiyor Burası ne yapılmış peki ürünler kısmında 2 azot monoksit var Şimdi azot monoksit hem burada var hem burada var o zaman biz nasıl yapalım şurayı 2'ye böldük N2O5 yalnız burada da varmış pardon düzeltiyorum arkadaşlar ee, şöyle yapalım şu ikisini kullanırsak nasıl topladığımız zaman direkt bu geliyor mu sanki geliyor gibi değil mi? Bakın taraf tarafa düzeltme yapıyorum burada Küçük bir hata yaptık Şöyle burada da diazot pentoksit olduğu için arkadaşlar hemen şöyle yapalım bu arada balım çiçek C diyor Taraf tarafa işlem yaptığınız zaman bakın taraf tarafa toplarsanız Şunlar Birbirini götürecek bir tane N2O5 kalacak görüyor musunuz? Sonrasında arkadaşlar 4 tane azot monoksit ürünlerde burada girenlerde bunları da topladığınız zaman burada 2 tane azot monoksit kalıyor. E zaten oksijen de sağlıyor. Dolayısıyla e, şu tepkimi arkadaşlar bunların toplanmasıyla elde edilmiş. Peki biz bunları topluyorsak denge sabitlerini ne yapacağız? Çarpacağız değil mi? Yani K1 çarpı K2 eşittir Kc olacak. Şimdi değerlere baktığımız zaman 50 ile 25'i çarparsak 1 bölü 25'e verir mi böyle bir şey? Olmaz değil mi? Buradan 2 geliyor arkadaşlar. Biz 25'i arıyoruz. 50 ile 1 bölü 5'i çarpın. O zaman kaç gelir burası? 25 olur değil mi? Yok 10 gelir pardon düzeltiyorum. 50 bölü 5'ten 10 geliyor. Bu da olmaz. 625 çarpı 1 bölü 25. 625'e 25'e bölsek kaç yapar? 25 mi geliyor? Aynen. Buradan 25 geliyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Buradan zaten 625 böyle 5 oradan 125 geliyor. Evet buradan kaç gelir? 25'ten 1 geliyor arkadaşlar. Cevabımız tabii ki 25 olacak. Çünkü ikisini çarptığımız zaman bize 25'i vermesi gerekiyor. O yüzden C şıkkını işaretliyorsunuz. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. Gelsin sorumuz bakalım ne gelecek. Evet, bu arada düzenli takip eden arkadaşlara admin yapıyorum, bilginiz olsun. Balım çiçeği de hemen admin yapalım. Moderatör diyormuşuz değil mi? YouTube'da moderatör. Şimdi devam ediyoruz 83. soruyla. 83. soruyla devam edelim. Aşağıda verilen tepkime belli bir sıcaklıkta dengedeyken Kc değeri 2'dir. Aynı sıcaklıkta ortamda 0.2 mol X2 ve 0.1 mol Y2 gazları varken yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada arkadaşlar hatırlayın yalancı denge sabiti ya da diğer ismiyle denge kesri diyorduk değil mi buna? Burada verilen değerleri kullanacağız eğer... Denge sabitine eşit çıkıyorsa sistem dengede diyeceğiz. Eğer eşit çıkmıyorsa duruma göre ürünlere kaymalı ya da girenlere kaymalı yorumlarını yapacağız. Peki şimdi yazalım bunları. 0.2 mol bundan varmış, 0.1 mol de şundan. Ee, kabın hacmi ne kadar arkadaşlar? Hacim önemli mi? Değil. Neden? Eğer bunların kat sayıları birbirine eşit çıkmasaydı hacmi vermek zorundaydı. Ama zaten oranladığınız zaman birbirini sadeleştireceği için kabın hacmini vermesine gerek kalmadı arkadaşlar. Bunları molar olarak düşünebilirsiniz. Yani 1 litrelik kap gibi düşünün. O zaman QC eşittir diyorum. Bakın QC eşittir. 0.1 bölü 0.2 yani 1 bölü 2 gelir 0.5. Peki 0.5 değeri 2 ile kıyaslanırsa küçük değil mi arkadaşlar? Sistem demek ki dengede değil. Eğer eşit çıksaydı dengede olacaktı. Bu ifade ne olur o zaman? Yalan olur. Tepkime zamanlı ürünler yönünde ilerler. Şimdi bizim bulduğumuz Qc değeri Kc'den küçükse arkadaşlar dengenin ürünlere taraf kayıp denge sabitini yani şu yalancı denge sabitinin büyütmesi gerekiyor. Buna eşit oluncaya kadar. O zaman ürünler yönünde ilerler ifadesine doğrudur diyelim. Üçüncü maddede diyor ki tepkime dengeye geldiğinde ortamda 0.1 mol x2 gazı bulunur diyor. Buna ne deriz arkadaşlar? Tepkime dengeye geldiğinde. Şimdi buraya eksi a desek burası artı a olur mu? O zaman şöyle oranlayalım. 0.1 artı a bölü 0.2 eksi a eşit olacak arkadaşlar. E, kaça? Denge sabitine. 2'ye. Buradan işler dışlar çarpımı yapın. 0.4 eksi 2 a eşittir 0.1 artı a diyeceksiniz. 2 a'yı sağa atın. Bunu sola atın. O zaman 3 a eşittir 0.3'ten a değerimiz eşittir 0.1 gelir. Bizden neyi sormuştu? Ortamda 0.1 mol X2 gazı bulunur diyor. Şimdi X2 arkadaşlar 0.2 A dedik ya. E A'ya 0.1 dediğime göre demek ki 0.1 mol kalacaktır. Doğru mudur? Doğrudur diyebiliriz. Cevabımız bu durumda 2 ve 3 olacak. Yani D şıkkını işaretleyebiliriz. Evet, 1'e yanlış dedik. Neden yanlış dedik? Bir daha söylüyorum. Şu değerleri kullandığınız zaman arkadaşlar yani denge sabitini hesaplar gibi yalancı denge sabitini hesaplarsak burada 0.1 bölü 0.2 0.5 çıkıyor. Eğer QC değeri unutmayın QC değeri bu arada kalem hatası mı verdi? Yok. QC değeri ne zaman KC eşitse arkadaşlar sistem dengededir diyoruz. E ama ben bunu 0.5 buluyorum bunun değeri 2 o yüzden eşitlik yok diyoruz. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. 84. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki belli bir sıcaklıkta azot dioksit, azot monoksit ve oksijen gazlarının sabit hacimli bir kapta denge tepkimesi aşağıdaki gibidir. Dengedeki bu sisteme aynı sıcaklıkta uygulanan aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi dengedeki bir sistemimiz var. Buna bazı işlemler uygulayacağız. Bu işlemlerden hangisi hatalı ifade edilmiş diyor. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman bir miktar azot monoksit gazı eklenirse. Azot monoksit şurada arkadaşlar. Ben bunu bir miktar eklersem e bunun miktarı artarsa arkadaşlar denge hangi tarafa kayar? Girenler yönüne değil mi? Tepkime bir yönünde ilerler diyor. Ee, olmaz, değil mi? Hat bu arada azot monoksit değil, azot dioksit ekleniyormuş. Hemen orayı toparlayalım. Şunu ekliyormuşuz arkadaşlar. E bunu eklersek denge ürünler yönüne kayar. Bu ifade ne oldu? bir yönünden doğru oldu. Evet. Azot dioksit ekleniyor. Ortamdan bir miktar oksijen gazı çekilirse demiş arkadaşlar. Oksijeni ortamdan çekersek bu azalmaz mı arkadaşlar? Azalır. Denge ürünler yönüne kayar bir defa. Tepkime bir yönünde ilerler demiş. Doğru. Ortamdan bir miktar azot dioksit gazı çekilirse şurayı bir temizleyelim. Hepsi birbirine karışmasın. Evet, cevap D dedi. Balım. Şimdi bakalım. Ortamdan bir miktar azot dioksiti çektik. Bu azalınca denge girenler yönüne kayar arkadaşlar. Yani iki yönünde. Doğru mudur? Doğrudur. Bakıyoruz, ortama bir miktar helyum gazı eklenirse demiş. Şimdi bu nasıl bir kapta arkadaşlar? Sabit hacimli bir kapta diyor. Bakın burası önemli işte. Böyle ifadeler okuduğunuz zaman kabın nasıl olduğu çok çok önemli. Sabit hacimli bir kapsa arkadaşlar, helyum gazı eklediğiniz zaman dengeye hiçbir etkisi olmaz. Ama burada ne demiş bir yönünde ilerler demiş yanlış demiş cevap D olacak peki pistonlu olsaydı ne olurdu diye soruyorsanız pistonlu olsaydı bu kabımız helyum eklediğiniz zaman arkadaşlar piston yukarı doğru hareket edecekti kabın hacmi artacaktı kabın hacmi artınca basınç düşecekti basınç düşünce sistem tekrar basınca eski haline getirmeye çalışacağı için mol sayısının büyük olduğu tarafa kayacaktı o zaman denge bir yönünde ilerler derdik ama ne zaman böyle olurdu? Pistonlu kap yani sabit basınçlı bir sistem olsaydı ama burada sabit hacimli dediği için piston olmuyor. O yüzden helyumun dengeye hiçbir etkisi olmuyor arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı oldu. Ortama bir miktar azot monoksit gazı eklenirse tepkime iki yönünde ilerler diyor. Evet azot monoksit eklersek bakın derişimi artar. Onun azalabilmesi için dengenin girenler yönünde yani iki yönünde ilerlemesi gerekir. Doğru. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. 85 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videonun soruları da hakikaten güzel. Ee, özellikle 11. sınıf müfredatında sıkıntı yaşayan arkadaşlar dikkatle izlesinler bu videoları, bu soruları. Çok ama çok ciddi manada verim alırsınız inşallah. Kapalı bir kapta belli bir sıcaklıkta dengede bulunan diyor arkadaşlar. Tamam, bir denge tepkimemiz var ve endotermik olduğunu görüyoruz. Yani ısı nerede arkadaşlar? Isı girenler tarafında. Tepkime de T1 anında sıcaklık artırılıyor demiş. Bir süre sonra T2 anda sistem tekrar dengeye geliyor. Şimdi arkadaşlar bu konuyu anlatırken hep şunu söylüyoruz: Eğer sıcaklık etkisi varsa ani artış veya azalışlar olmaz grafikte. O yüzden bakın hemen şunu eleyebilirsiniz, hemen şunu da eleyebilirsiniz böyle işinizi kolaylaştırın. Neden sıcaklık arttığı zaman ya da azaldığı zaman tüm grafikler? E, parabolik olacaktır. O yüzden bunları eleyin arkadaşlar. İki tane bakın 3 tane maddeye düşürmüş olduk. Şimdi sıcaklık arttığı zaman sonuçta endoter e, endotermik olduğu için sıcaklık artarsa denge ürünlere kaymayacak mı? E, kayacak. Diazot tetraoksit azalmaya başlayacak. Azot dioksit ise artmaya başlayacak. O zaman bakalım. Burada azot dioksit artmaya başlamış. Doğru mudur? Doğrudur. Peki diazot tetraoksit azalmaya başlamış. Doğru mu? Cevabımız C şıkkı. Peki bunlar neden yanlış? Bakalım. Tam tersini yapmış çünkü. Burada azot dioksit bakın biz artar derken o azalır demiş gitti. Buradan olmuş ikisini de arttırdığı için e, biri azalır biri artar dedik. O yüzden bu da gitmiş oluyor. Evet cevabımız C şıkkı. Yeri gelmişken şunu da belirteyim arkadaşlar. Denge sabiti ne olur diye sorulsaydı. Denge sabitini etkileyen tek faktör sıcaklıktır. Burada da sıcaklık değiştiriliyor denge ürünlere kaydığı için denge sabiti bir miktar büyür arkadaşlar. Bunu da yorumlamış olalım. Hemen geçelim 86. soruya. Asit baz dengesi ile ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Hemen üstteki bilgiyi okuyalım. Bazı şeyleri bize anımsatmış olsun. Diyor ki Bransted Lowry'e göre proton veren maddeler asittir. Proton alan maddeler bazdır. Aralarında bir proton farkı olan asit baz çiftine konjüge eşlenik asit baz çifti denir. Denklemi verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi burada arkadaşlar A şıkkında asetik asit ile asetatı görüyoruz. Aralarında bir hidrojen fark var. Bakın burada ne demişti? Aralarında bir proton farkı olan yani proton desek daha sağlıklı oluyor da hidrojen olarak da deseniz sıkıntı olmaz. eşlenik asit baz çiftidir. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Burası doğru. Devam ediyoruz asit bazı bakın çok basit e, konjüge sorularında arkadaşlar şunu unutmayın Şuradaki bilgiyi kullanacağız şurası H artı veren Asit oluyor nereden alıyorum H artı vermiş bakın hemen şurayla kıyaslıyorum H artısı Azalmış değil mi H2O ise bakın Bir tane almış artmış o zaman bu baz oldu mu baz oldu Şimdi bu kendisi asitse Bir hidrojen eksiği Baz oluyor arkadaşlar bakın Konjük ediyoruz ya bunlara birbirinin. Fazla olana asit, eksik olana baz diyoruz. Bakın su molekülünü görüyorsunuz. H3 artıya dönüşmüş. E bunun H artısı fazla. O zaman bu ne olur? Asit olur. O zaman şu ikisi birbirinin asit baz çifti. Şu ikisi birbirinin asit baz çiftidir. Yani konjügesidir diyebiliyoruz. Soru üzerinden çok net anlarsınız arkadaşlar. Yani bu konular AYT kimya için hep söylüyorum. Soru çözümlerini dikkatli dinleyin. Konuya tabii ki yine bir göz atın ama asıl konuyu aslında burada öğreniyorsunuz. Çünkü uygulama alanı çok rahat bir şekilde kavratabiliyor. 5 şıkkında diyor ki H2O molekülü asetik, asetik asite göre pardon asit, asetik asite karşı baz gibi davranmıştır. Şimdi baktığımız zaman şu arkadaşlar baz oldu mu? Oldu. Bu arada suyun bir özelliği var. Su arkadaşlar amfoter özellik gösterebilen bir madde. Yani karşısına asit geldiği zaman baz gibi davranabiliyor. Baz geldiği zaman asit gibi davranabiliyor. Şimdi bunu deyince bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor suyun pH 7 değil mi? Doğrudur pH 7'dir arkadaşlar. Suyun kendisi nötr'dür. Ama karşısındakine göre ne oluyor? Davranış e, farklılığı oluşturuyor. Yani karşısına asit gelince baz gibi. Baz gelince asit gibi davranabiliyor. Amfoterlik kavramı budur zaten. O zaman bu ifade doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Baz demişiz zaten. H2O asetik asite proton vermiştir diyor. Eğer verseydi arkadaşlar H2O OH eksiye dönüşmez miydi? Bakın H2O'dan bir tane hidrojeni silin buradan. E ne olur? O H eksi olur. Dolayısıyla buradan olmuş? H3 artı olmuş. O zaman proton vermemiş, almıştır diyoruz. Cevabımız C şıkkı olacak. Hidronyum ve suyun konjüge asidir demiş. Hidronyum H2O'nun konjuge asididir. Bakalım arkadaşlar. Şimdi su burada, hidronyum burada. Hidronyum suya göre bir hidrojen fazla taşıyor mu? Evet. O zaman asit arkadaşlar. Evet. Bu durumda cevabımız zaten C şıkkı demiştik. Bu yine olmadı. Doğru yani buradaki ifade doğru. Asetat hidronyuma karşı baz gibi davranmıştır diyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Asetat hidronyuma karşı Asetat burada, hidronyum burada ona karşı baz gibi davranmıştır. Doğru. Cevabımız dediğimiz gibi C şıkkı olacak. C'yi şöyle karalıyorum. Geçelim bir diğer sorumuza. 87. soruya geldik. 87. soruya geldik. Hemen bakalım. 25 santigrat derecede bulunan şekildeki sulu çözeltinin üzerine hacimlerini iki katına çıkaracak kadar saf su ekleniyor demiş. Tamam. Buna göre ne istiyor bizden? Hemen bakalım. Diyor ki her iki çözeltinde pH değeri azalır. Şimdi arkadaşlar önce bir çıkarım yapalım buradan. 0,1 molar pH'i 13. Bu bazdır değil mi? Ve kuvvetli bir bazımız var burada. Nereden biliyorum kuvvetli olduğunu? Çünkü pH 13 ise bunun pH'i 1'dir. Zaten derişimi 0,1. %100 yoğunlaştığını buradan anlayabiliyoruz. Dolayısıyla kuvvetli bir baz. Peki burada 0.1 molar YOH. pH değerimiz 10 demiş. Burada dikkat edin arkadaşlar. Baz var. pH'ımız 10 ise POH değerimiz 4'tür. Peki şuradaki değer bakın şurayla kıyaslamanızı istiyorum. 0.1'e 1 geliyor. Ama burada 0.1'e 4 geliyorsa ne deriz arkadaşlar? O zaman bu zayıf bir baz. Zayıf baz yorumu yapabilirsiniz. %100 yoğunlaşmadığını anlamış oluyoruz. Evet. Teşekkür ederim. K sınavı. 1 ve 2 mi diyorsun? Bakalım. Her iki çözeltinin de pH değeri azalır demiş. Şimdi su eklediğimiz zaman unutmayın arkadaşlar. İkisinin de iyonlaşma yüzdesi artar. Bakın buraya yazıyorum. Önemli bir yer burası. İyonlaşma yüzdeleri artar. İkisi için de geçerli arkadaşlar. İkisinin de. Şimdi burada önemli olan şu denge ürünlere kayıyor her ikisinde de ama ikisinde de iyonlaşma yüzdesi artıyor. Fakat bir şeye dikkat edin arkadaşlar. İyonlaşma yüzdesi artarken ben pH değeri azalıra doğru diyeceğim. Şimdi çelişki gibi olacak bu. Neden çelişki gibi olacak? Çünkü şimdi söylediğime göre OH- miktarı artmış oluyor. OH- mol sayıları ne olur arkadaşlar? Artar demiş oluyorum. İyonlaşma yüzdesi arttı ya. Ama hacim artışları çok daha fazla arkadaşlar. Hacim artışı çok daha fazla olduğu için derişimler azalır diyeceğiz. Derişimler azalır. Bakın bir daha söylüyorum. Hidroksit mol sayıları artar ama hacim artışı mol sayısı artışına kıyasla çok daha fazla olacağından dolayı derişimler azalır. E bizim için de pH'ta derişim önemli. O zaman ne olur arkadaşlar? Bazik ortam biraz daha nötre doğru kaymaya başlayacaktır su eklediğimiz zaman pH değeri azalır ifadesi doğru oldu. Her iki çözeltide de hidroksit iyon derişimi yarıya iner diyor. Bu arkadaşlar olur mu? Şimdi ne demişti? Hacimleri iki katına çıkacak kadar. Burada unutmayın. E, ee, derişik olanda bunu diyebilirsiniz. Neden? Derişik yolanda zaten tamamı iyonlaşmıştı. Değil mi? Bu arada ben küçük bir düzeltme yapayım. Burada kuvvetli olduğunu ee, dikkate alırsam iyonlaşma yüzdesi hani ikisinde de artar dedim ya arkadaşlar. Orada küçük bir düzeltme yapıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi kuvvetli olduğunu görünce bir anda aklıma geldi. Eğer zayıf zayıf şeklinde olsaydı ikisinin de iyonlaşma yüzdesi artacaktı. Bu yüzde yüz iyonlaşmış oluyor arkadaşlar. Burayı düzeltelim. Düzeltelim sonra bu videoyu oradan kesip paylaşmayın ha. Devamı var yani. Yüzde yüz iyonlaşıyor. Burası az iyonlaşıyor arkadaşlar. Mesela yüzde diyelim ki 2, 3 o civarda bir iyonlaşma olsun. Hesaplamayalım bunu. Bu %100 iyonlaştığı için tamamen iyonlaşmış zaten. Su ekleyince hacim hemen arttı. Derişim azaldı. Burada ise iyonlaşma yüzdesi arttığı halde hacim artışı daha fazla oldu. Öyle diyelim. Düzeltmemizi yapmış olalım. Her iki çözeltide hidroksit iyon derişimi yarıya iner ifadesi o yüzden yanlış olur. Bakın burada yarıya iner. Ama burada iyonlaşma yüzdesi de artacağı için yarıya inmeyecektir. Bu ifade yanlış. X -UH iyonlaşma yüzdesi değişmezken Y -UH iyonlaşma yüzdesi artar demiş. Aynen bakın X OH'ın -UH iyonlaşma yüzdesi neden değişmiyor? Kuvvetli olduğundan dolayı. E zaten kuvvetliyse %100 iyonlaştı. E %100 iyonlaştıktan sonra daha fazla iyonlaşamaz ki. Ama YOH -UH zayıf bir bas. Su ekledik. İyonlaşma yüzdesi artacaktır. Bunu hemen seçiyoruz. Evet cevabımız ne oldu o zaman arkadaşlar? 1 ve 3 olacak. 1 ve 3'ü işaretliyoruz. Cevabımız ne geliyor bakalım. C şıkkı olacak Evet Cevabımız C şıkkı olacak Çok kaliteli güzel bir soru ee, O baştaki hatalı cümlemi Arkadaşlar dikkate almayın Orada ben ikisini de zayıf zayıf diye Hesaba katarak gittim ee, Burada kuvvetli bas Burada zayıf bas Kuvvetli olan zaten %100 yoğunlaşmış oluyor Zayıf olan çok az miktarda yoğunlaşıyor Aynen böyle Şimdi 88. soruya geçelim Evet. 88. Sorumuzda ne diyor arkadaşlar? 25 santigrat derecede sulu çözeltilen ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bu soruyu bence çözersiniz. Cevap alayım arkadaşlar sizlerden. 25 santigrat derecede sulu çözeltilen ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Evet Zeynep desteğin için teşekkür ederim. Zeynep geçen yıldan beri e, kanalımızın hakikaten takipçilerinden ve destekçilerinden diyelim. E, bu sene tıpta hayırlısıyla inşallah bu sene takip eden diğer öğrencilerimizi de istedikleri bölümlere yollarız yani. 25 santigrat derecede sulu çözeltilen özellikleri ile ilgili arkadaşlar H artı iyon derişim 10 üzeri eksi 7'den büyük ise pH 7'den küçüktür demiş doğru mu? Doğru çünkü 10 üzeri eksi 7'den büyük bir değer yazalım. 10 üzeri eksi 5 olmaz mı? Bu bundan büyük. O zaman pH'ımız kaç olur? pH eşittir 5 olur. Benim yazdığım değere e, baz alırsak. Şu değeri baz alırsak. O zaman bu ifade ne oldu arkadaşlar? Doğru oldu. Peki hidroksit derişimi aşağı büyükse ortam bazik mi? Bazik. Ortam bazikse pH 7'den büyük mü? Evet. pH da 7'den küçükse o zaman pH pOH'dan büyük olur. Doğru mudur? Doğrudur pH ile pH'in oranı 1'den büyük ise bu ne demektir arkadaşlar? Demek ki bu 7'den büyük bu 7'den küçük olacak. O zaman ortam bazik olacak. Çünkü pH 7'den büyükse bazik bir ortam oluşuyor. Ee, ortam bazik ise arkadaşlar hidroksit derişimi o zaman 10 üzeri eksi 7'den büyük olmalı. Doğru mu? E bu da doğru. Evet. Sahra cevabı hemen yaz. Cevap hangisi? Cevap DMM arkadaşlar. Hemen cevabı alalım sizlerden. Takip eden arkadaşlar cevabı versinler. Bak iki şık ayında cevap Denizli mi çıkar Edirne mi çıkar? Cevap E diyorsunuz. Bakalım hemen. H iyon derişimi hidroksite eşitse yani ortam nötr ise pH'da pOH eşittir. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü burası 10 üzeri eksi 7. Burası 10 üzeri eksi 7'dir 25 derecede. O zaman pH ile pOH da 7'ye 7 olacaktır. Doğru mudur? Doğrudur. Hidroksit derişimi 10 üzeri eksi 7'den küçük ise yani ne demek istiyor ortam? Asidik ise arkadaşlar. pH 7'den büyük mü olur? Olmaz. Küçüktür 7 olur. Bu ifade yanlış. Cevabımız E şıkkı olacak diyoruz. Evet güzel. Devam ediyoruz bir diğer sorumuzla. Bakalım ne geliyor burada. Hidrojen florür asidi kullanılarak hazırlanan 2 litrelik sulu çözeltinin pH değeri 4'tür diyor arkadaşlar. Buna göre çözelti içerisinde kaç gram hidrojen florür çözülmüştür diye sorulmuş. Şimdi zayıf asitlerde K değerinden faydalanırız. Yani denge sabiti sonuçta zaten asit bazlarla ilgili sorularda arkadaşlar zayıflık varsa denge söz konusu oluyor. Kuvvetli asit ve bazlarda denge olmuyor unutmayın. O zaman ben hidrojen florürün denge ifadesini yazayım şöyle. H artı artı flor eksi şeklinde yoğunlaşacaktır. Bunlar suda. Bu da suda. Tamam. Hepsini yazalım şöyle. Diyor ki pH değerimiz 4'tür. pH kime göre söylenir? H artıya göre. O zaman pH eşittir 4 ise H artının derişimi eşittir 10 üzeri eksi 4'tür diyeceksiniz. Çünkü eksi, 10 üzeri eksi 4'ün eksi logaritması 4 yapıyor. Ben buraya 10 üzeri eksi 4'ü yazdım. Bu 10 üzeri eksi 4 ise bu da 10 üzeri eksi 4 olmaz mı arkadaşlar? Sonuçta bu A'ya A, ya A yoğunlaşacaktır. Yani bu ne kadar oluşuyorsa bu da o kadar. Peki devam ediyorum. Benden kaç gram HF demiş. Buna X diyelim. Şu ikisinin çarpımı bölü X. Bana KA değerini vermeyecek mi? Çünkü KA dediğimiz ürünler böyle girenler yine. Denge sabiti yani. Asitlik denge sabiti. O zaman yazıyorum arkadaşlar. 10 üzeri eksi 6 eşittir. 10 üzeri eksi 8 yapar. ikisini çarparsanız bölü x. 10 üzeri eksi 6'yı buraya atın. x eşittir. 10 üzeri eksi 2 çıkar. Bakın bu molarite yalnız. Ben molariteyi buldum. Molariteyi mole çevirmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Mol sayısı eşittir. Molarite çarpı hacimden 2 çarpı düzeltiyorum. Burası 0,2. Hacmimiz 2 olacak değil mi? Eyvah silmeyelim hepsini. Cancel diyelim? Şöyle yapalım. Molaritemiz 0, 2, e, 10 üzeri eksi 2 çarpı hacmimiz kaçtı? 2 litrelik demişti. Çarpı 2 diyeceksiniz. Yani buradan arkadaşlar mol sayımız 0.02 gelecektir. Mol. Peki benden gram istediğine göre en eşittir en bölü ma'dan 0.02 eşittir en bölü ma'sı kaç arkadaşlar? 20. Buradan çarpma işlemi yaparsak kaç gelir? Oradan da arkadaşlar 0,4 mi geliyor? 0,4 gram geliyor değil mi? 2 aynı 0,4. Cevabımız o zaman ne oldu arkadaşlar? Yanlış çarpmayalım. 0,2 ile aynı 0,4. Cevabımız D şıkkı olacak. 89. soruyu da çözmüş olduk arkadaşlar. D şıkkı çıkıyor. Evet bu sorunun çözümünü geçiyorum. Bir diğer sorumuza bakalım. Titrasyon sorusu geldi. Titrasyon sorusu geldi. Bakalım hemen biraz böyle küçültelim. Soruyu bir bütün halinde görmüş olun. Heh, daha iyi oldu sanki. Bu soruda ne yapacağız arkadaşlar? Diyor ki sodyum hidroksitin sudaki 10 üzeri eksi 2 molarlık çözeltisinin 100 mililitresi nitrik asitin sudaki 0,2 molarlık su çözeltisiyle 25 derece titre edilmektedir. Yani şunu anlatıyor arkadaşlar. Titrasyon olayını şöyle bir hatırlatayım. Bürette değil mi? Bu cam malzemenin ismi Büretti. MSU sınavında çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar buraya da bir tane erlen yerleştirelim. Tamam. Şuraya kadar ne doldurulmuş? Bakalım. Sodyum hidroksitin sudaki 10 üzeri eksi 2 molar çözeltisinin 100 mililitresi nitrik asitin sudaki çözeltisiyle titre edilmekte. Burada sodyum hidroksit var arkadaşlar. Böyle açıklamalı anlatıyorum ki ne olduğunu bilin. Tam zihninize yazsın. Şurada da nitrik asit varmış. Bakın sodyum hidroksit nitrik asitle titre ediliyor. Üzerine damlatıla damlatıla nötrleşme noktasına kadar yani eşdeğerlik noktasına kadar götürülüyor. Peki kaç demiş arkadaşlar? 10 üzeri eksi 2 molar demiş. Buraya 10 üzeri eksi 2 molar derse. O zaman buradaki A değerini soruyorsa pH değerini hesaplarken pH eşittir. Demeyelim burada pOH diyelim. pOH eşittir. Kaç olur arkadaşlar? 2 olmaz mı? 10 üzeri -2 eksi 2'nin eksi logaritması 2'dir pOH 2 ise pH'ımız 14'ten 2 çıkarırsanız sıcaklık bakın 25 derecede demiş. 12 olmaz mı? Olur. O zaman birinci ifade doğru çıkıyor. Eş değerlik noktasına ulaşıldığında yani şuraya gelindiğinde eklenen asit hacmi 5 mililitredir demiş arkadaşlar. Burada şunu uygulayacaksınız. M asit çarpı V asit çarpı tesir değeri eşittir. M baz çarpı V baz çarpı tesir değerini uygulayın. Asidin molaritesi kaç verilmiş? Asidin molaritesi arkadaşlar burada 0.2 yazalım. 0.2 çarpı hacmini bilmiyoruz ve asit diyorum çarpı tesir değeri nitrik asit için 1'dir. Eşittir diyelim. Bazın molaritesi biraz önce vermişti 10 üzeri eksi 2. Çarpı bazın hacmi. Hacmi var mı arkadaşlar? Var. 100 mililitresi demiş ya o zaman 100 mililitre var. 100 diyelim Çarpı tesir değeri yine sodyum hidroksit de 1'dir arkadaşlar. Buradan sonuç kaç gelir? E, 10 üzeri eksi 2 ile bunu çarparsanız 1 geliyor. Va eşittir. Va eşittir. 1 bölü 0,2'den. O da eşittir. 5 geliyor değil mi? Aynen. E, 5 mililitre bulmuş olduk. Burada ne demiş? E, eklenen asit hacmi 5 mililitredir. Doğru. Bakın şu nötrleşme denklemidir. Mol sayılarının birbirine eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla asidin molaritesi çarpı hacmi çarpı tesir değeri eşittir. Bazın molaritesi çarpı hacmi çarpı tesir değeri Yani mol sayılarının birbirine eşit deyip bunun vasıtasıyla hacmi buluyorsunuz. Çok karışık gibi görünür ama aslında değil arkadaşlar. Zaten siz Va'yı bilinmeyeni olarak çekiyorsunuz buradan. O da 5 mililitre çıkıyor yani. Devam edelim. V mililitre asit eklendiğinde şu kadar asit eklenirse diyor. Ortamda bulunan hidroksit iyon derişimi 10 üzeri molardır demiş. Şimdi dikkatdir arkadaşlar. Ben bunu ekleyince son durumda pH kaç olmuş? 1 olmuş. pH 1 ise pOH kaçtır? pOH 13 olmuş demektir. E, o zaman pOH 13 ise arkadaşlar hidroksit derişimi 10 üzeri eksi 13'tür diyebilirsiniz. Doğru mudur? Doğrudur. Evet cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. E şıkkını işaretleyebiliriz. Titrasyonla ilgili bir soruydu bu sorumuz. Bakın nötrleşme işlemi yaptık. Zaten şu A şıkkını nereden hesapladık? Başlangıçta verilen bilgiden. 10 üzeri eksi 2 molar demiş ya. E 10 üzeri eksi 2 molarsa arkadaşlar. E, bu durumda pH, pOH değerimiz 2'dir. pH değeri de 12 çıkar. Oradan doğru da hesaplayabilirsiniz. Diğerlerinde zaten kademe kademe işlemleri anlattım. Geçelim bir diğer sorumuza. Sağ tarafta yine bir titrasyon sorusu. 91. sorudayız. Kuvvetli bir asit olan hidroklorik asitin 25 mililitrelik sulu çözeltisi 0,1 molar potasyum, e, potasyum hidroksit sulu çözeltisiyle. Bu arada dudağım kurudu arkadaşlar. Ya, kusura bakmayın. 0,1 molarlık potasyum hidroksiyu sulu çözeltisiyle ediliyor. 25 derecede yapılan titrasyon deneyinde aşağıdaki veriler elde ediliyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Baz ekleniyor. Baz eklendikçe, mesela sıfırı 20-25 mililitre olarak eklendikçe pH değerimiz bakın asitlikten yavaş yavaş nötrlüğe sonra da bazlığa doğru gidiyor. Yani asidin üzerine baz ekliyoruz. Biraz önceki titrasyon olayındakinin e, terse Orada bazın üzerine asit ekliyorduk. Burada da asidin üzerine baz ekliyoruz. Diyor ki deneyde kullanılan asit çözelsinin derişimi 0,1 molardır. Şimdi arkadaşlar başlangıçta hiç baz eklenmeden önce bakın sıfırken baz. Burası pH değerimiz 1 ise. E pH'ın 1 olması demek ne demektir arkadaşlar? H artı iyon derişiminin 10 üzeri eksi 1 molar olması demektir. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman asit çözeltisinin derişimi 0.1 molardır. Tabi burada akla şu soru gelebilir. Hocam tesir değeri önemli miydi? Evet önemli. Ama burada hidrojen klorür demiş ya. Tesir değerinin 1 olduğunu biliyoruz. O yüzden hemen asit çözelsinin derişimi budur diyebiliriz. Eğer bunu vermeseydi... E Kesin diyemezdik. Sadece H artı 10 üzeri eksi 1'dir derdik. Ama asidin derişimi hakkında yorum yapamazdık. Bu ifade doğru. Eş değerlik noktasına ulaşıldığında. Neresi arkadaşlar? Şurası. pH'in 7 olduğu yer var ya şuraya. Oluşan çözelti elektrik akımını iletmez demiş. Şimdi arkadaşlar. Asidik çözeltiler elektriği iletiyor. Zaten başlangıçta iletir. E, bazik çözeltiler de iletir. Peki ikisi bir araya geldi. Tamamen tuza dönüştü. E biliyorsunuz ki tuzlu suda elektriği ne yapar arkadaşlar? İletir. O zaman iletmez ifadesine yanlış dememiz gerekmiyor mu? Diyeceğiz değil mi? Evet bu şekilde ifade edeceğiz. Bu arada arkadaşlar izleyen arkadaşlar kendi cevaplarını da versinler. eşdeğerlik noktasından sonra çözeltinin pOH değeri 7'den küçüktür demiş arkadaşlar. Eşdeğerlik noktasından sonra yani şurada. Dikkat ederseniz ortam ne oldu? bazik oldu değil mi? Ortam bazikse pH 7'den büyük mü? 7'den büyük. pH 7'den büyük oluyorsa pOH küçüktür 7 olur. Bakın pH 7'den büyükse pOH 7'den küçük oluyor demektir. E burada ne demiş? pOH değeri 7'den küçüktür demiş. Doğru demiş arkadaşlar. Cevabınız o zaman 1 ve 3. C şıkkını işaretleyebiliyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş dediğim gibi soruları gördükçe zihninizde bir yer etsin. Konuyu daha çalışmayan arkadaşlar, halletmeyen arkadaşlar da en azından e, konu anlatıldığı zaman gittiğiniz kurslarda veya işte videoları izlerken konu dinliyorsanız, kendi başınıza çalışırken bu bilgiler zihninizde canlanacaktır. O yüzden verim alırsınız. Onun peşinden söyleyeyim yani. Evet 80 pardon 91. soru C şıkkı çıktı arkadaşlar. Geldik 92. soruya. Hayırlısıyla artık son 8 soruya girmiş bulunmaktayız. Kuvvetli bir baz olan kalsiyum hidroksitin 0.05 molar 100 mililitrelik sulu çözelsi ile kuvvetli bir asit olan nitrik asitin 0.2 molar 200 mililitrelik sulu çözelsi aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Buna göre oluşan çözeltinin pH değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şey şu pH 7 olduğu zaman mol sayıları eşit değil mi? Ama bunların molleri eşit değilse biri artacaktır. Biz artanı bulursak oradan çözme rahatlıkla gideriz. Şimdi şöyle bir işlem yapalım. Bunun tesir değeri kaç? 2. Buradaki 2'den dolayı tesir değeri 2. Molaritesi kaç? 0.05 hacmi de 100. Şimdi bunların mollerini ayrı ayrı kıyaslayıp ondan sonra eşitliğe yazalım. pH'i hesaplayalım. Bunun molünü bir bulalım arkadaşlar. Bunun molü kaç yapar? Molarite ile hacmi çarparsanız molü buluyorsunuz. Bir de tesir değeriyle çarpmanız gerekiyor. Çünkü bizim amacımız burada hidroksite ulaşmak. 0,05 çarpı 0,1 arkadaşlar. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile 10 üzeri eksi 1 litreyi çarpalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 yaptı mı? Peki 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü bir de 2 ile çarpalım. Hepsini birbiriyle çarpınca kaç yapıyor arkadaşlar? O zaman 10 üzeri eksi 2 yapıyor. Doğru mu? Bakın bir daha söylüyorum. Şurası 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. 2 ile çarpıyorsunuz. E 2 kere 5 10 yapar. 10 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten 10 üzeri eksi 2 mol bulmuş olduk. Molü bulduk. Kimin molünü? Buradaki kalsiyum hidroksitin vermiş olduğu hidroksit molünü. Karıştırmayın. Kalsiyum hidroksiti bulmuyorum. Hidroksiti buluyorum arkadaşlar. O yüzden tesir değeriyle çarpıyoruz. Şimdi gelelim şuradaki aşağıdın mol sayısını bulmaya. Bunun tesir değeri zaten 1. 02 ile 02 çarpın arkadaşlar 0.04 değil mi? Yani burası da 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol geldi. Bakın dikkat edin. Şuradaki mol sayımız bundan büyük mü? Küçük mü? Tabii ki asit daha büyük çıktı, değil mi? Yani şu değer daha büyük çıktı. O zaman asitten bazı çıkarın. Yazıyorum 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 eksi bundan şunu çıkarıyorum. 10 üzeri eksi 2. Geriye ne kalır? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol. H artımız kaldı arkadaşlar. Bakın. Bu e, normalde denklem şekline çözülür ama. Ben molden gittiğim için burada. Hiç denkleme girmedim. Denklemi de hatırlatmış olayım. Hani oradan çözen arkadaşlar demesinler. Ya hocam denklemle çözülmüyor muydu vesaire. Bunun mantığı şuydu arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorduk. M h artı çarpı ve toplam eksi. Bakın. Eşittir pardon eşittir. Asit artacağı için M asit çarpı V asit çarpı tesir değeri eksi M bas çarpı V bas çarpı tesir değeri. Aslında bu işlemleri ben burada ayrı ayrı yapmış oldum. O yüzden bakın en son ne yaptım? Şu değerden şuradan çünkü neyi veriyor bana? N artıyı veriyor. Şu değeri çıkarmış oldum. Bu da N OH eksiği veriyor. Bundan bunu çıkarınca geriye kalan En Ne olacak arkadaşlar En aşartı olacak Artan burası artan olacak Şu anda ona ulaştık 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol Peki kabımız kaç litre Yani çözeltimiz kaç litre daha doğrusu 100 mililitre bu 200 de bu Bakın 300 mililitre oldu değil mi O zaman molaritemiz eşittir 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 0.3 litre Böldüğümüz zaman ne olur arkadaşlar 10 üzeri eksi 1 olur değil mi? 10 üzeri eksi 1 o zaman ben pH hesaplarsam eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den 1 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Cevabımız B şıkkı. 92. sorunun cevabı B olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. Mantığı oturdum arkadaşlar? Şöyle bir dönüt alabilir miyim? Buradaki mantığı anlayabildik mi? Çünkü ona göre biraz daha böyle yayvan anlatmak ihtiyacı var mı yok mu? Evet. balın mesela bak anlaşılıyor değil mi? Soru üzerinden de konuyu kavrayabiliyoruz. Nötrleşme sorusu arkadaşlar ama kısmi nötrleşme. Yani bu soruya biz kısmi nötrleşme diyoruz. Neden? E çünkü asit arttı. Eğer artan olmasaydı asit ve baz tam birbirine eşit çıksaydı biz pH'i 7 bulsaydık ona tam nötrleşme derdik bu soru için. Evet, bu soru için ama her zaman pH'in 7 çıkması o anlama gelmeyecektir yani ona dikkat edelim yani. Yani daha doğrusu her nötrleşmede pH 7 çıkmaz. Onu unutmayın. Çünkü biri zayıf, biri kuvvetli asit olabilir. Oluşan tuza göre pH farklı olabilir. O yüzden ona ayrı yorum yapacağız. Geçelim. 93. soruyla devam ediyoruz. 93. soru. Bakalım ne istiyor bizden? Bu soruyu bence çözersiniz. Çünkü birazcık böyle bir tık TYT mantığıyla da çözülür. TYT'de de hani diyorduk ya Mol bon sayıları arasındaki farka bakın hangisi artıyorsa ortam ona göre asidik ya da bazik olur. Brom timol mavisi asidik ortamda ne, oluy ne oluyormuş arkadaşlar? Sarı. O zaman asidik ortamda sarı. Sınavda da bunu yazın arkadaşlar. Çünkü bir daha burayı baştan sona okuma e, kafanızı karıştırabilir. Peki bazik ortamda ne oluyormuş? Mavi. Bazda mavi olsun. Tamam. Bromtimol mavisinin özelliği buymuş. 0.2 molar 100 ml nitrik asit çözeltisi ve bromtimol mavisi içeren çözeltiye çözeltileri ayrı ayrı eklendiğinde bromtimol mavisinin son durumdaki rengi ne olur? Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Mol üzerinden gidelim. 0.2 ile 0.1'i çarparsanız kaç mol yapar? 0.02 mol yapar. Doğru mu? Doğru. Bunun üzerine baz ekliyoruz. Peki ne kadar? Molünü hesaplayalım. Yalnız tesir değeri 2 bunun. Dikkat edin. Bunun tesir değeri 1 olduğu için çarpmaya gerek yok. Şuradan 0.05 çarpı 05'ten 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur arkadaşlar. Bir de çarpı 2'miz var. O zaman 10 üzeri eksi 2 mol olur. Şimdi dikkat edin. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol. Bunu da düzenleyelim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol. Burası 10 üzeri eksi 2 mol. Kim fazla? Asit fazla. Asit fazla geleceği için asidik ortamda ne olacak? Sarı olacak. O zaman sarı olmayanları eleyelim arkadaşlar. Sarı olmayanları eleyelim. Bakalım. Mavi de gitti. Şunu da eleyelim. O da gitsin. Tamam. İki tane şıkka indirdik. Bakın. Devam ediyorum. Şunun molünü hesaplayalım. Burada da baz var çünkü. 0.4 çarpı 0.05. Yani burası 0.05. Burası 0.4. Çarparsak ne yapar arkadaşlar? Bakın dikkat edin. 4 kere 5 20 yapıyor. 20 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur değil mi bu? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bakın dikkat edin. Tam eşit mi çıktı? Şu değerle bu değer birbirine eşit çıktı. Tesir değeri 1 zaten. O zaman nötr olacak. Nötr ortamı da yazmış mı? Ha tamam pardon. Nötr ortam da buradaymış. Yeşil. O zaman nötr yeşil olacak. Şimdi o zaman burası yeşil olacak arkadaşlar. İkisi de yeşil zaten. Devam ediyoruz. 0.1 çarpı 0.3 diyelim burada bu defa. 0.1 çarpı 0.3. O zaman 0.03 yapar değil mi? Yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu defa bu fazla geldi. Bakın 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şu değer bundan büyük mü? Büyük. Ortam bazik oldu. Bazik ortamda renk ne olur? Mavi olur. O zaman cevabımız C şıkkı olacak. Evet demek ki bu da böyle çözülüyormuş. Geçelim 94. soruya. Gelsin sorumuz. Zayıf bir asit olan hidrojen florunun 0.4 molar 100 mililitrelik sulu ile kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksitin 0.2 molarlık 100 mililitrelik sulu çözelsi tam verimli olarak tepkimeye girmektedir. Şimdi arkadaşlar bir şeye dikkat edin. Burada zayıf bir asit var. Burada kuvvetli bir baz var. Değil mi? O zaman burada şunu unutmayın. Tam nötrleşme olsa bile ortam nötr olmaz. Bu bilgiyi unutmayın. Bakın tepkime tam nötrleşme olsa bile ne zaman tam nötrleşme olur? Mol sayıları yani eşit çıkarsa. Bilmiyorum şu anda daha kontrol etmedim. Eşit çıksa bile ortam nötr olmayacak. Bu bilgiyi unutmayalım. Peki bakalım şimdi 0, çarpı 0, 0, 0.4 çarpı 0.1'den 0.04 mol yaptım burası. bu şey molünü buldum buradan. Bunun da molünü bulalım. 0,2 çarpı 0,1'den 0,02 mol geldi mi? Bakın asidimiz arttı değil mi? Hidrojen, florür, asidi e, sodyum hidroksit bazından daha fazla. Asit artacak bir defa. Yani kabın içerisinde unutmuyoruz. 0,02 mol HF'miz arttı. Arttı. Yani ortamın asidik olduğunu bir defa buradan çıkarım yapabilirsiniz. Son durumda tampon çözelti elde edilir. Peki oluşan tuza bakalım. Tampon çözeltinin mantığı şuydu. Zayıf bir asit. Mesela hidrojen florür. Zayıf bir asit. Ve bu asidin tuzu. Bunun tuzu kimdir arkadaşlar? Sodyum florür. Ya da konjüge bazı da diyebiliriz. Florür iyon için. Aynı ortamdaysa arkadaşlar tampon diyoruz. Tampon. Peki dikkat edin. Hidrojen florür ile sodyum hidroksit birleşince sodyum florür oluşmuyor mu? E tamam. ikisi aynı ortamda. Çünkü tuz da oluştu. E artan zayıf asidimiz de var. Eğer zayıf asidimiz artmasaydı tampon çözelti oluşmazdı. Ama şu anda oluşuyor arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Birinci ifadeye doğru diyoruz. Oluşan tuz bazik özellik gösterir. Bakın tuz sodyum florür. Sodyum florüre dikkatle bakın. Flor nereden geldi? Zayıf bir asitten. Sodyum, hidro... Sodyum geldi? Kuvvetli bir bazdan. Bir tuzun yapısındaki iyonlardan Hangisi kuvvetinden geliyorsa onun özelliğini gösterir arkadaşlar. Yani sodyum kuvvetinden geldiği için sodyum hidroksit bazdır. O zaman bazik bir tuzdur. Doğru mu? Doğru. Oluşan çözelti eşlenik asit baz çiftleri içerir. Bakın dikkat edin. Hidrojen florür ile florür iyonu birbirinin eşleniğidir. Hani demiştik ki arada bir proton fark olacak. Doğru mu? Doğru. Cevabımız o zaman 94. soru için e şıkkı çıkmış oluyor. 94 E şıkkı olacak. Evet bakın burada neler öğrendik arkadaşlar. Asidik bazik tuz mantığını öğrenmiş oluyoruz. Ne dedik? Kuvvetli olan özelliğini gösterir. Bunun dışında tampon çözelti nedir? Zayıf bir asit veya tuzu ya da zayıf bir baz ve tuzu aynı ortamda oluyorsa tampon çözelti oluyor. E aynı zamanda nötrleşme işlemi yaptık. Burada kısmi nötrleşme oldu. Neden? Zayıf asidimiz arttı arkadaşlar. Zayıf asit artmasaydı tam nötrleşme olsaydı tepkime tampon çözelti olmazdı. Çünkü ortamda sadece tuzu bulunur zayıf asit kalmayacaktı. O yüzden tampon olması için artan madde olması gerekiyor. Bu bilgiyi unutmuyoruz. Geçelim bir diğer sorumuza. 95 ile devam edelim. 95. soruda bakalım ne var. Diyor ki Tabloda verilen asitlerin ve bazların kendi aralarındaki tepkimeler sonucu oluşan sodyum klorür, sodyum flörür ve amonyum klorür tuzları ile ilgili. Şimdi arkadaşlar burada zayıf kuvvetli olanlar tek tek verilmiş. Şimdi bazen arkadaşlar şunu soruyor. Hocam diyorlar biz bu kuvvetli zayıfları tek tek bilmek zorunda mıyız? Sorularda arkadaşlar bazen böyle zayıf asit kuvvetli bazı ifadeleri zaten yer alıyor. Orada sıkıntı yok ama eğer gerçekten kendinizden emin olarak soruları net bir şekilde çözmek istiyorsanız Bunları bilin. Yani şu tablolara bağımlı kalmayın. Neden diyeceksiniz? Şimdi düşünün sınava girdiniz. Bir bunları böyle tek tek kontrol ederek soruyu çözmek var. Bir de hidrojen floru sen zihninde zaten zayıf olarak bilip soruyu çözmek var. Hata oranını düşürür. Eğer tabloya bakarak giderseniz yine tamam çözme olasılığınız yüksektir ama hata yapma olasılığınız da vardır. Ama kendiniz bunların hangisinin kuvvetli hangisinin zayıf olduğunu biliyorsanız çok daha net bir şekilde sorulara cevap vermeniz mümkün arkadaşlar. O yüzden hani basamak basamak kendinizi geliştirin. Yani sadece işte tamam zaten tabloda var ben bunu çözerim demeyin. Şunların zayıf kuvvetli olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar mutlaka bunları not alıp iyi bir şekilde öğrenin. Şimdi dikkat edin. Sodyum klorür tuz, hidroliz olmaz demiş. Hidroliz nedir? Bir defa parçalanma değil mi? Ne kullanarak suyla. Yani suyla tepkimeye girme diye düşünebilirsiniz. Öyle aklınıza getirin. Peki kimler hidroliz olur kimler olmaz? E, nötr tuzlar hidroliz olmaz arkadaşlar. Şuraya not düşüyorum. Nötr tuz hidroliz olmaz. Bu bilgiyi unutmayın. Bak diyorum ya soru çözme maksadımız değil. Bunları öğrenin yani. Nötr tuzlar hidroliz olmaz. Peki asidik ve bazik tuzlar hidroliz olur. Hidroliz olur diye notumuzu aldık. Aklımızda bu olsun. Ha, şimdi işimiz kolay. Neden? E zaten hangisinin kuvvetli, hangisinin zayıf olduğunu biliyorsak, tuzumuzun da asidik mi, bazik mi olduğunu anlarız. Sodyum klorüre bir bakın arkadaşlar. Sodyum nereden geliyor? Kuvvetli bir bazdan geliyor, değil mi? Sodyum hidroksitten geliyor bakın, sodyum hidroksitten. Kuvvetli bir bazdan geliyor. O zaman bu arkadaşlar kuvvetli baz. Peki klor nereden geliyor? O da hidrojen kloriden geliyor, kuvvetli asit. İkisi bir araya gelince ne olur? Nötr tuz olur. Sodyum florüre bakın. Benzer şekilde yapalım. Sodyum hidroksitten kuvvetli baz. Hidrojen florür zayıf asit. E tabi ki bazik tuz olur. Kuvvetli olan özelliğini gösterir çünkü. Bazik tuz. Amonyum klorür. Amonyak zayıf bas. Klor kuvvetli asit. Neden? Hidrojen klorürden gelmiş çünkü. O zaman asidik tuz. Asidik diyor ki sodyum klorit e, tuzu hidroliz olmaz. Nötr tuz arkadaşlar. Nötr tuz için biz ne demiştik? Hidroliz olmaz demiştik. Doğru mu? Doğru. Sodyum florür tuzunun sulu çözelsine verdiği florür iyonu denklemine göre hidroliz olur diyor. Zaten bakın asidik ve bazik tuzlar hidroliz olur dedi ki. Onların zayıf iyonları suyla tepkimeye giriyor. Peki dikkat edin. Sodyum de sodyum kuvvetinden geldi. O hidroliz olmayacak. Kim olacak? Flor. Bakın florür iyonu suyla hidroliz olmuş mu? Evet kendisini oluşturan aside dönüşmüş. Su da arkadaşlar proton vererek bakın hidrokside dönüşmüş ve ortam bazik olmuş. Zaten biz buna bazik tuz demedik mi sodyum florür? Bakın dikkat edin burada bazik tuz demişiz. Zaten ortamın bazik olma sebebi bu tepkimedir. Doğru mu? Doğru. Amonyum klorür tuzunun katyonu hidroliz olur demiş. Burada arkadaşlar zayıftan gelen amonyum değil mi? Katyondur. E o zaman hidroliz o olacaktır. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. E şıkkını işaretliyoruz. Geçelim 96. soruya. Geldi. 96. Çözünürlük dengesi arkadaşlar. Haydi bakalım. Saf sudaki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar olan x y 2 katısının aynı sıcaklıktaki KÇÇ değeri hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Bakın saf sudaki çözünürlüğü buymuş. x 2 denklemi yazın. x y 2 x 2 artı çaprazlamadan yazıyoruz. Artı 2 y eksi diyelim arkadaşlar. Ahmet hoş geldin. Şimdi gençler deyince ben de üzerime alındım yani. Öyle varsayalım. Şimdi x y 2 x 2 artı artı 2 y eksi arkadaşlar kaç h e değeri nedir diye sormuş. Şimdi burada dikkat edin saf sudaki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 diyor ya arkadaşlar. Şuraya yazabilirsiniz. Çözünürlük kat sayının 1 olduğu yere yazılır. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 yazalım. O zaman burası 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 ise arkadaşlar bu ne olur? Burası 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 olur. Çünkü x 1 e, ne diyelim buna? 1 oluşurken y 2 oluşuyor değil mi? Bakın x'ten 1 oluşurken y'den 2 oluşuyor. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 7'ye 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. Peki kaç hesaplayalım? Kaç dediğimiz şey x ile y'nin karesinin çarpımı değil miydi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 7'nin karesini alıyoruz. Hocam neden girenlere bölmedik? Halbuki asit bazlarda ürünler bölü girenler dediniz. Dengeyi anlatırken ürünler bölü girenler yazdık. Ama hatırlayın arkadaşlar, dengeden bahsederken katılar yazılmaz diyorduk. E, tuzların çözünürlük çarpımları da yazılırken tuz katı halde olduğu için yazılmaz. Yani normal denge mantığıyla gidiyoruz. Bir farklılık yok. Peki 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 ile 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı 4'ün karesini yapar? 16. 16'yı 2 çarpın. 16 çarpı 2 32. 32 çarpı 10 üzeri eksi 14 buradan. Eksi 7 de buradan. 10 üzeri eksi 21 mi yaptı? Düzenleyelim. 3.2 çarpı 10 üzeri eksi 20 olacak. Şıklarda var mı arkadaşlar? C şıkkını işaretleyebilirsiniz. KÇÇ değerinde A'ya 2A şeklinde iyonlaştırıyoruz. O yüzden bakın çözünürlük verildiği zaman A'ya 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 yazdık. O zaman burası 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 yaptı. KÇÇ dediğimiz bunların çarpımları oluyor. Tabi karesini almayı unutmuyoruz. Normal denge hesapları gibi. Katı olduğu için girenleri yazmıyoruz zaten. 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 7'nin karesi dedik. Buradan arkadaşlar cevap 3.2 3. çarpı 10 üzeri eksi 20 gelmiş oldu. Evet, herhalde bir problem yoktur diye düşünüyorum. Geçelim bir diğer sorumuza. 97. 97. Bitiriyoruz artık kaybısıyla. XAYB katısının saf suda çözünmesiyle aşağıdaki grafik elde ediliyor. Buna göre XAYB tuzu için kaç eçe değeri sormuş? Benzer soru arkadaşlar gelmesi iyi oldu. Ee, i̇yice pekişsin. Bakın XYB'yi ben yazıyorum şuraya x a y b. Bunu yoğunlaştırıyorum. Çaprazlamadan x tabi a tane x olacak değil mi? a tane x artı b diyelim. b tane y artı b tane y üzeri eksi a diyelim. Bu şekilde yoğunlaştırdık. Yalnız burada dikkat edin. x'ten 2 çarpı 10 eksi 4 y'den onun 3 katı var değil mi? Yani x'in kat sayısı 1 ise y'ye 3 diyebiliriz. O zaman arkadaşlar formülümüz neye dönüştü? x y3'e dönüşmedi mi? Bakın bir daha söylüyorum. Şu değer bunun 3'te 1'i. Yani ben buraya 1 diyorsam buraya 3 derim arkadaşlar. Dolayısıyla y'nin sayısı 3 ise x'in sayısı 1'dir. Ben formülü buna çevirdim. Şimdi bunu düzenleyelim. Artık bununla işimiz olmasın. Daha düzgün bir şekilde yazalım. Kat sayıları da belirledik ya. x y3'ü alıyorum. Bir tane x olacak ama x3 artı çaprazlamadan artı 3 tane de y eksimiz olacak. Tamam denklemimiz bu şekilde ise. Zaten x'in değerini vermiş. Buraya yazalım arkadaşlar. Kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bu da kaç? 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 değil. Bizden kçç soruyorsa kçç dediğimiz şey şu çarpı bunun küp olmayacak mı olacak? O zaman kçç eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün küpü. Eyvah eyvah. 6 kere 6 36. 36'yı 6 ile çarpsak ne yapar arkadaşlar? 36 6 ile çarpın. 6 kere 6 36'ın 6 sayıda var. 3. 6 kere 3 18. 21. 216. Bir de 2 ile çarpacağız. 432 geliyor. O zaman 432 çarpı şuraya yazalım. K çeçe eşittir. 432 çarpı 10 üzeri eksi 12 buradan gelir. 10 üzeri eksi 4 de buradan. 10 üzeri eksi 16 mi yaptı? 12, 14, 16. 432. Şimdi bunu şuna benzetebiliyor muyuz? 2 virgül kaydıran 4,32 çarpı 10 üzeri eksi 14. Bulduk. Aynısı mı? Aynısı. Bir problem yok arkadaşlar. Tamam. Çözünürlüğü Evet az daha çiçeği deviriyordum. Çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mi olardır demiş. Çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bakın şurası. Hani üstteki soruda demiştim ya. Şu bir kat sayısına gelen çözünürlük oluyor. Dolayısıyla burada arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çözünürlük olur. Doğru mudur? Doğrudur. A değeri 3, B değeri 1'dir diyor. E zaten biz yazdık arkadaşlar. A yerine 1 yazdık. B değerine 3 dedik. Ama burada tam tersini demiş. Yanlış demiş. Cevabımız 1 ve 2 olacak. B şıkkını işaretleyebiliriz. 97. sorumuz. Geçiyorum. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Burada problem var mı? Anlaşıla anlaşa anlaşılabilir anlaşılabiliyor muyuz? Anlaşılabiliyor muyuz? Evet. O kadar terim kullandık ki konuşmayı bozduk. Gelsin bir diğer sorumuz. 98 ile mi devam ediyoruz? Soru atlamayalım. Evet 98'e gelmişiz. Diyor ki Tepkime dengedeyken sıcaklık arttırılırsa. Şimdi arkadaşlar ısı nerede girenlerde? Sıcaklık artar azalır ifadeleri geçtiği zaman hemen ısının yerini konumunu belirleyin. Endotermik mi egzotermik mi? Bakın endotermik olduğunu görüyoruz ısı girenler kısmında. Böyle bir denge tepkimesinde sıcaklık artar ise sıcaklık düşsün diye tekrar denge ürünler yönüne kayar. Neden? Çünkü Le Chatelier prensibinde ne diyordu arkadaşlar? Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında sistem tekrar dengeye gelebilmek için ters yönde hareket eder diyordu. Tepkim ürünler yönünde ilerler ifadesinde doğru dedik mi? Dedik. Demir 2 bromür katısının çözünürlüğü artar demiş. E, Dengen ürünlere doğru kayması çözüneceği anlamına gelmiyor mu arkadaşlar? Geliyor. Bu arada evet. Balım çiçek E demiş. KÇÇ değeri artar demiş. Endotermik sıcaklık değişiyor. O zaman KÇÇ değişecek arkadaşlar. Ürünlere kaydı artar mı? Artar. Cevabımız E şıkkı olacak. Evet, güzel. Geçelim bir diğer sorumuza. 99. Bitiriyoruz artık hayırlısıyla. Diyor ki soruda. Şurayı bir temizleyelim ya. Şöyle toparlayalım şurayı. Yeter. T santigrat derecede demir 2 klorür katısının 10 üzeri eksi 2 molarlık sodyum klorür çözelsindeki çözünürlüğü kaç molardır diye soruluyor. Genelde bu soru için bazı arkadaşlar diyebiliyor hocam çok karışık değil arkadaşlar. İki tane tuz gördük değil mi? Ortak iyon sorusu bu. Hani ihmalli falan filan diyoruz ya soruları çözerken. İşte o soru bu. Burada iki tane denklem kuracaksınız arkadaşlar çözümü klasiktir. O yüzden bunun kalıp halini zihninizde canlandırın. Önce demir kloru yazıyorum FCL2. Yalnız bir de şunu söyleyeyim hangisinin az çözündüğüne dikkat edin. KÇÇ değeri kimin için vermiş? Demir 2 kılır. Az çözülen tuzumuz bu. O yüzden çift taraflı okla kullanın. Çünkü bunu ihmal edeceğiz. Zayıftan gelen ihmal edilir. Kuvvetten gelen yani iyi çözülenden ihmal yapmayacağız. O yüzden birbirine karışmasın kavramlar. Demir 2 artı artı 2 klor eksi yazdık mı? Yazdık. Sodyum klorürü de yazın arkadaşlar. Bu iyi çözünen bir tuz. Zaten günlük hayatta da biliyorsunuz. Sofra tuzu suyun içerisine attığınız zaman çok iyi çözünür. Sodyum artı artı klor eksi. Bakın tek taraflı okla belirttik. Şimdi kaç ece değerimiz belli. Yalnız biri hakkında bilgi verilmiş. Sodyum klor diyor ki burası 10 üzeri eksi 2 mi olarmış? E bu iyi çözündüğü için burası 10 üzeri eksi 2 ise burası da 10 üzeri eksi 2 değil midir arkadaşlar? E o zaman burası da 10 üzeri eksi 2'dir. Ve biz KÇÇ kimin için hesaplıyoruz? Demir 2 klorür için. Bizden neyi sormuş? Çözünürlüğü sormuş. Yani şurası sormuş arkadaşlar. A'ya 2A diyoruz ya bizim A'yı bulmamızı istiyor. Peki biz KÇÇ eşitleme yaparken demir 2 artıyla kloru çarpmaz mıyız? Çarparız. Ama burada ortak iyon olduğu için klor hem burada var hem burada var. Bakın ortak iyonumuz klor. O yüzden demirle şuradaki klorların toplamını çarpacaksınız. Bakın şöyle alırsınız. Sodyumla bir işimiz yok. Onu karıştırmayın. O gitti. Peki A çarpı. Bakın KÇÇ eşittir. Demir 2 Şuraya yazayım bir KÇÇ'yi ya. KÇÇ eşittir. Demir 2 artı çarpı. Derişimi çarpı. Klor eksinin derişimi. Şimdi demir 2 artı ne verilmiş? A verilmiş. Alta yazıyorum. KÇÇ eşittir. Değerini de yazalım ya. Verilmiş zaten. KÇÇ'miz kaç? 4 çarpı 10 eksi 9. Yazdık mı yazdık. Eşittir. Demir 2 artı A demişim arkadaşlar. A çarpı. Klor 2A burada. Bir de 10 üzeri eksi 2 iki burada. ikisini toplayacağım. Çarpı. 2A artı 10 üzeri eksi 2'nin. Şimdi burada şu soru geliyor. Hocam karesini alacak mıyız almayacak mıyız? Burada 1 var burada 2 var. Eğer KÇÇ'si verilen tuzun kat sayısı varsa onu kullanın arkadaşlar. Diğeri bizi ilgilendirmiyor. 2 var burada kullanacağız. O zaman parantez içerisine alıp karesini alıyoruz. Bakın klor burası. Burası demir 2 artı. Yalnız burada şuna dikkat edin. Şuradaki 2 A değeri bu 10 üzeri eksi 2'nin yanında çok küçüktür arkadaşlar. Birazdan zaten bulacağız A değerini. Neden ihmal ettiğimizi anlayacaksınız. O yüzden buradaki 2 A'yı ihmal ediyoruz. İhmal edilen bu. Çünkü klorlardan birini ihmal etmezseniz o bunun karesini al falan filan kafan karışacak zaten. Oradan da çözüme gitmek çok zor. İhmal edeceğiz bunu. 10 üzeri eksi 2'nin karesi ne yapar? 10 üzeri eksi 4. Karşıya atın arkadaşlar. Bakın A'yı buluyoruz. A eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 bölü 10 üzeri eksi 4'ü yazarsanız eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'i bulur muyuz? Buluruz. Cevabımız ne çıktı o zaman? A şıkkı çıktı. Hocam neden ihmal etmiştik? Hemen hatırlatıyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bulduk ya arkadaşlar A'yı. Bir düşünsenize bunu 2 ile çarpın. 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 yapar. 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 ile 10 üzeri eksi 2'yi kıyaslayın. Arada çok ciddi bir boyut farkı var yani büyüklük fark var. Dolayısıyla bunu ihmal etmiş oluyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi cevabımız da A şıkkı çıkmış oldu. Ortak iyon sorusu bu şekilde çözülür diyoruz. Geçelim bir diğer sorumuza. Evet 100. soruya geldik. 100. soru. Diyor ki demir 2 sülfür katısının sudaki çözünürlük dengesi ve bu dengeye ait 25 derecedeki çözünürlük çarpım değeri aşağıda verilmiştir. Buna göre demir 2 sülfür katısının aynı sıcaklıkta içindeki çözünürlüğünün doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu soruyu nasıl çözelim? Bir defa şuna dikkat edelim. Ortak yon var mı yok mu? Ortak yon burada var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Burada da var mı? Demir. Bakın ortak yonları görüyor muyuz? Demir 2 artı ve kükürt 2 eksi. Ortak iyon çözünürlüğü ne yapar arkadaşlar? Azaltır. Bakın bir çözeltide sizin çözeceğiniz maddede var olan iyonlardan biri varsa o çözeceğiniz tuzu iyi bir şekilde çözemezsiniz. Çünkü daha önceden oradaki kontenjan dolmaya yaklaşmış. Dolayısıyla daha fazlasını çözmek zorlaşır. En iyi çözünme nerede olur o zaman? Saf suda olur. Saf suyun içerisinde bir şey yok arkadaşlar. Atıyorsunuz çözünmeye başlıyor. Bir problem yok. Engel oluşturan bir durum yok. O yüzden saf suda çözünürlük en yüksek. 2 büyüktür diyelim. Peki 1 ile 3'e bakarken ortak iyon ikisinde de var dedik. Hem kükürt hem demir çözünmeyi zorlaştıracak. Peki miktarlarına bakalım. Eğer miktarları hangisinde fazlaysa miktarları kıyaslandığı zaman hangisinde fazlaysa çözünürlük orada daha düşük diyeceğiz. Peki kükürde bakalım arkadaşlar. 0,1 molar demiş değil mi? 0,1 molarsa e, demire bakalım bu da 0,1 molar. E miktarları eşitse o zaman etkileri eşit olmayacak mı? E hocam kükürt farklı demir farklı. Önemli değil arkadaşlar. Türüne bakmıyoruz. Derişimle bakıyoruz. O zaman derişimleri eşit olduğuna göre birbirine eşit olacak. Demek ki 1 eşit 3 cevabını vermiş olmamız gerekiyor. O da hangisinde arkadaşlar? E şıkkını işaretleyebilirsiniz. Bakın 2 büyük 1 eşit 3. Peki hocam şurada demir 2 olsaydı o zaman arkadaşlar şu e, sodyum sülfürdeki çözünürlük daha yüksek olurdu. Çünkü ne kadar çok ortak yiyon, o kadar az çözülme. Öyle anlayın. Cevabımızı da vermiş olduk E şık olarak. İnşallah faydalı bir yayın olmuştur arkadaşlar. Ee, sabırla takip eden, izleyen, cevaplar veren arkadaşlara buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Daha sonraki canlı yayınlarımızda ve videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Bu arada 11. sınıfı da bitirmiş olduk. Artık Allah nasip ederse 12. sınıfa başlıyoruz arkadaşlar. Öncesinde elektrokimya gelecek. Sonrasında da Organik kimya konu anlatımı ve soru çözümü şeklinde devam edeceğiz. Bilginiz olsun. E, yeni yeni yayınlar elime ulaştı. E, özellikle arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Aydın yayınlarının denemeleri, organik kimya denemeleri falan geldi. Onların çözümlerini gerçekleştireceğim. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah elimden geldiğince sık sık sizlere videolar göndermeye çalışacağım. Haziran ayına kadar çok yoğun bir şekilde Allah sağlık sıhhat verirse tabii bir problem olmazsa çok yoğun bir şekilde paylaşımlarımız devam edecek. Kimya dersim YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.